Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyine hoş geldiniz. Kimya ve elektrikten elektrokimyasal pilleri anlatacağım. Elektrot, elektrolit ve yarı hücre. Elektrokimyasal çalışmalarda çözeltilere daldırılan metale elektrot diyoruz. Elektrotların içine batırıldığı iyonik iletkenliği sağlayan sulu çözeltilere de elektrolit diyoruz. Elektrot ile elektrotun daldırıldığı çözeltiden oluşan sistemlere de yarı hücre. Örneğin şu şekilde bir kabımız var. Buna bir çözelti koyduk. Diyelim ki bakır 2 sülfat çözeltisi olsun. Burada bakır artı 2 yüklü, sülfat eksi 2 yüklü şeklinde çözelti halinde burada iyon halinde bulunuyorlar. Buraya çinko daldırmış olsak çözeltinin içerisine, işte bu şekilde oluşan sisteme biz yarı hücre diyoruz. Yani şuradaki çinko elektrot oluyor. Şuradaki çözelti de elektrolit, yani elektriği ileten iyon yapılı çözelti. İki ayrı hücreyi birleştiren içerisinde tuz çözeltisi bulunan U borusu şeklindeki bölüme tuz köprüsü denir. Galvanik hücreler yarı hücrelerin tuz köprüsü ve iletkenti ile birleşiminden oluşan sistemlerdir. Bunları tek tek ele alacağız. Galvanik hücre elektrokimyasal pildir. Yarı hücrelerin İletken bir tel ve tuz köprüsüyle birleştirilmesiyle oluşturulan sistemi elektrokimyasal pil, galvanik hücre diyoruz. Bakın şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Diyelim ki şurası çinko sülfat çözeltisi olsun 1 molarlık. Şurası da 1 molarlık bakır 2 sülfat çözeltisi olsun. İşte şu iki kabı şu yarı hücreydi, şu taraf. Şu taraf da yarı hücreydi. Bu iki hücreyi ne yaptık? Birleştirdik ve birbirine bağlantı olarak şu şekilde de tuz köprüsü koyduk. Tuz köprüsü, şunu yazarım, tuz köprüsü. Bunları da iletken bir telle voltmetreye bağladık. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bir galvanik hücre oluşturmuş olduk. Galvanik hücre, yani hücre yerine pil de diyebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu tür pillerde istemli redoks tepkimesi gerçekleşirken kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Yani pillerde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Çinko bakır galvanik hücrelerine ayrıca Daniell hücresi ya da Daniell pili denebiliyor. Bir elektrokimyasal pilin çalışması için ya yarı hücreler arasında aktiflik farkı ya da derişim farkı olmalı ki çalışsın. Bazı durumlarda yarı hücrelerde kullanılan elektrotların tepkimeye girmeleri istenmez. Tepkime verme yatkınlıkları düşük ve yarı hücrelerdeki redoks olaylarına katılmayan bu elektrotlara inert elektrot, yani tepkimeye girmeyen diyebiliyoruz. Anot, elektrokimyasal bir hücrede yükseltgenlerin olduğu bölmedir. Yükseltgen olayı elektrotta gerçekleşir. Galvanik hücrede anot negatif uçtur. Yani diyelim ki şurasını 1 molar çinko sülfat demiştik. Şuraya da 1 molar bakır 2 sülfat demiştik. Şuradaki elektrot çinko elektrot, buradaki elektrot bakır elektrot. Eğer çinko artı 2'ye 2 elektron vererek geçiyorsa, o zaman burada yükseltgenme olmuştur ve yükseltgenme olduğu için yükseltgenmenin olduğu taraf anot oluyor. Dolayısıyla şu bölme anot. O zaman şu bölmede biraz sonra tekrar işleyeceğiz, katot. Evet, katot bölmesi de biraz önce yazmıştık. Şurası 1 molar bakır 2 sülfat çözeltisiydi. Burası 1 molar çinko sülfat çözeltisiydi. Şurası çinkoydu. Bakın çözeltisiyle elektrotları aynı. Şurası da bakır. Dolayısıyla burada burası anotsa, bir taraf anotsa diğer taraf da katottur.
Çünkü pillerde indirgenme ile yükseltgenme aynı anda gerçekleşir. İkisinin de olması gerekiyor pilin çalışması için. İndirgenmenin olduğu bölme katottur. Burada o zaman indirgenme olacaksa bakır artı 2'nin 2 elektron alarak bakıra geçmesi gerekir. Bakın artı 2'den 0'a indirgenmiş oldu. Anot ve katun belirlenmesinde bazı yöntemler var. Mesela elektrotların aktifliğinden bakabiliriz. Tuz köprüsündeki iyonların hareket yönünden bakabiliriz. Elektrotların kütlesindeki değişimden, iletken telde elektronların hareket yönünden ne yapabiliriz? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Ondan sonra daha kolay olduğunu görmüş olacağız anot ve katodu belirlemede. Mesela birincisini işleyelim. Diğerlerini de daha sonra tekrar ele alalım. Mesela çinko ile bakır olsa, şurası çinko sülfat, burası bakır 2 sülfat, 1 molarlık. Şimdi burada diyelim ki çinko bakırdan aktif olduğu söylendi. O zaman aktifliğine bakarak aktif olan çinko olduğu için çinko bölmesi anot, bakır bölmesi katot olur. Dolayısıyla şu tarafı ben anot, şu tarafı da katot olduğunu bulurum ve belirlerim. Dış devre ve iletken tel. Galvanik hücrede elektronların hareket yönü anottan katoda doğrudur. Galvanik hücrelerde anotta yükseltgenme sonucu açığa çıkan elektronlar dış devrede iletken tel yardımıyla katoda geçer. Ve burada indirgenme olayında kullanılır. Elektrik akım yönü elektron akış yönünün tersi yöndedir. Akım ile elektronun yönü ters. Şimdi bu taraf anot olsun. Bu taraf katot olsun. Demek ki dış devre neresi? Şurası. Bu dış devrede elektron nasıl hareket edecek? Anottan katoda hareket edecek. Onun için buna ne diyeceğiz? Elektron dış devrede nasıl akar denildiği zaman biz direkt akar diyeceğiz. Nasıl akar? Anottan katoda akar diyeceğiz. Yani A'dan K'ya, anottan katoda akar diye kolaylık olsun diye böyle anlatmış olalım. Tuz köprüsü şurası tuz köprüsüdür. Buraya potasyum klorür gibi, amonyum klorür gibi, sodyum klorür gibi tuzlar konabilir. İki yarı hücreyi birleştiren ve içinde değişik tuz çözeltisi içeren, genellikle U borusu şeklinde olan, yük denkliğini sağlayan ve devreyi tamamlayan bölüme tuz köprüsü denir. Demek ki tuz köprüsünün en önemli görevi yük denkliğini sağlayacak ve devreyi tamamlayacak. Tuz köprüsündeki anyonlar pil çalışırken yük denkliğini sağlamak için anot bölmesine. Yani şu taraf anot diyelim, bu tarafa katot diyelim. Şimdi şurada artılar eksiler var. Artılar eksiler var. Tuz köprüsündeki artı eksi iyonlar. Dolayısıyla eksilere anyon diyorduk. O zaman eksiler anyonlar anota yani buraya doğru gelecek. Eksiler bu tarafa doğru, artılar da katoda doğru gidecek. Yani katyonlar katoda, anyonlar anota gidecek. Katyonlar yük denkliğini sağlamak için katoda gidecek. Tuz köprüsü anot ve katot oluşan kutuplanmayı önler. Tuz köprüsü kaldırılırsa pil çalışmaz. Pil denklem ve pil potansiyeli yarı reaksiyon elektron sayılarının en küçük tam sayılarla eşitlenerek yarı reaksiyonların taraf tarafa toplanmasıyla elde edilen denkleme pil denklemi denir. Bunu izah edeceğiz şimdi. Şurada örnek olarak izah edeceğim. Bir atmosfer basıncı 25 santigrat sıcaklık ve yarı hücrelerdeki çözelti derişimlerinin 1 molar olduğu şartlara standart şartlar denir. Standart şartlarda galvanik hücrede hesaplanan potansiyele standart hücre potansiyeli denir. Ve E hücre veya E pil yani hücre yerine E pil de diyebiliyoruz şeklinde gösterilir. Bir atmosfer basınç gazlar için kullanılır ama çözeltiler için 25 santigrat derece ve 1 molar deriz. Anot bir şuradaki pil denklemini bulmuş olalım. Mesela anotta çinko yükseltgenmiş olsun. Çinko artı 2 artı 2 elektron yükseltgenme potansiyelde 0,76 volt. Katotta da bakır indirgenmiş olsun. Bakır artı 2 elektron bakır indirgendi. Bu da 0,34 volt.
denklemi ikisi toplanarak bulunur taraf tarafa. Topluyorum şimdi. Şuradaki elektronlar sadeleşti. Girenler bölmesine yazıyorum. Çinko artı bakır artı 2. Çinko artı 2 artı bakır şeklinde yazdım. Bu şekilde net pil denklemini elde etmiş olduk. Eğer E pili bulacaksak, E pil de taraf tarafa anotta katının toplamıydı. E yükseltgenme artı E indirgenme. E yükseltgenme 0,76, indirgenme 0,34. Buradan 1,1 voltluk bir pilimiz oldu. Bu pil çalışır. Niye çalışır? E pil sıfırdan büyükse pil çalışır. 1,1 sıfırdan büyük olduğu için bu pil çalışır. Çinko bakır pilinin, Daniel pilinin incelenmesi. Çinko artı 2, 2 elektron. Çinko indirgenmesi -0,76. Bunun indirgenmesi de 0,34. Bunların aktiflerini kıyaslayacaksak, eğer indirgenmeden bakacaksak, indirgenmesi küçük olan daha aktiftir. Ama yükseltgenmeden bakacaksak, yükseltgenmesi büyük olan daha aktiftir. Çünkü bunları ters çevirdiğimiz zaman zaten çinkonun yükseltgenmesi büyüktür. İndirgenmesi küçük olan çinkonun yükseltgenmesi büyüktür ve aktif olan çinkodur. Çinko aktiftir bakırdan. E hücre yükseltgenme artı indirgenme olduğu için E hücre veya E pil eşittir. Yükseltgenme çinko yükseltgenecek. Bakın bu yükseltgenecek. Bu da indirgenecek ki pil olsun. Yükseltgendi ama burada bakın indirgenmiş hali var. O zaman bunu ters çevireceğim. Ters çevirdiğiniz zaman -0,76 artı 0,76 olacak. Bakır artı 2 zaten bakıra indirgenmiş. Bunu da indirgenmesini istiyoruz zaten. 0,34. Buradan 1,1 volt geldiğini görürüz. Galvanik hücreler başlangıçta en yüksek potansiyeli gösterir. Galvanik hücrelerde reaksiyon yürüdükçe standart hücre potansiyeli sürekli düşer ve hücre reaksiyonu dengeye yaklaşırken sıfıra gider. Hücre reaksiyonu dengeye ulaştığında hücre potansiyeli sıfır olur ve artık pil çalışmaz. Elektrodun büyüklüğü ve çözeltinin hacmi pil potansiyelini etkilemiyor. Yani kabın içerisine koyduğumuz elektrodun biraz küçük olması veya biraz büyük olması etkilemiyor. Çözeltinin hacmi etkilemiyor. Sadece pilin çalışma süresini değiştirir. Hücre diyagramına geldiğimiz zaman pil şemasını çizecek olursak, elektrokimyasal pillerin gösterim için hücre diyagramı şeması kullanılıyor. Pil şemasında önce anotu yazıyoruz. Daha sonra anottan katıda doğru meydana gelen olaylar sırasına göre hücre diyagramında yazılıyor. Öyleyse şuradaki pil tepkimesini yazmış olalım. Çinko artı bakır artı 2, çinko artı 2 artı bakır şeklinde bir pilimiz var. Bu pilin şemasını çizelim. Nasıl çizeceğiz? Çinko sıfırdan artı 2'ye geçtiği için anottur. Önce anotu yazıyorum. Çinko. Şu şekilde de bir ayrım yapıyorum. Çinko artı 2 oldu. Sonra tuz köprüsünü böyle gösteriyorum. Bazen bunlar yatay da çizilebiliyor. Bakır artı 2. Burada da bakır artı 2, bakır sıfıra ne yapmış? İndirgenmiş. Onu da bu şekilde gösteriyorum. Faz geçişlerini böyle bu şekilde tek çizgide gösterirken şu tuz köprüsünü de çift çizgiyle gösteriyorum. Bu pil şeması oluyor. Eğer derişimleri verilirse buraya derişimlerini de derişim halinde çözelti halinde olanlara da bunları yazarız. Fazlarını yazacak olursak buradaki katı, buradaki çözelti diye gösterebiliriz. Yandaki verilen elektrokimyasal pil ile ilgili hangi elektrodun anot, hangi elektrodun katodu olduğunu belirleyiniz. Şimdi hemen indirgenme potansiyellerine bakıyorum. Krom artı 3'ten krom 0'a indirgenmiş. O zaman bunların ikisi de indirgenme potansiyelleri. İndirgenmesi küçük olan daha aktiftir metallerden. O zaman hangisi daha aktif? Krom -0,74, nikel -0,25. -0,74 daha küçük olduğu için indirgenmesi daha küçük olan krom daha aktif olmuş olur. O zaman aktiflik krom nikel diyebiliriz. Yani krom aktifliği nikelin aktifliğinden daha büyük. Aktif olan anottu.
pasif olan katot. Öyleyse şu krom tarafı anot kabı, nikel tarafı katot kabı. Bunları belirlemiş olduk. Yandaki verilen elektrokimyasal pil ile ilgili yükseltgenme indirgenme reaksiyonları ve toplam pil tepkimesini yazarak standart pil potansiyelini veya hücreyi bulunuz. Öncelikle buradaki indirgenme potansiyellerine baktığımız zaman indirgenme potansiyeli küçük olan krom anot olacak. Anot olduğu için anotta yükseltgenme olması lazım. Öyleyse bunu ters çevirdiğin zaman yükseltgenmesi olur. Krom, krom artı 3, artı 3 elektron. Yükseltgenme 0,74 volt olur. Çünkü bu tepkime ters çevrildiği zaman eksi 0,74 artı 0,74 olur. Diğeri de indirgeme potansiyeli büyük olduğu için indirgenecek ve katottur. Katotta nikel aynen kalacak buradaki gibi. Nikel artı 2 artı 2 elektron nikel. Burada E indirgenmesi eşittir. Eksi 0,25 volt. Unutmayalım. İndirgenme ve yükseltgenme anotta mı katotta mı olur sorusunun cevabını kimyadan kolayca hatırlayacağız. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Böyle diyeceğiz. Bu şekilde hatırlamak için. Dolayısıyla anotta yükseltgenme oldu. Bakın 0'dan artı 3'e yükseltgendi. Katotta da artı 2'den 0'a indirgenme oldu. Yani pillerde, elektrolizde hep anotta yükseltgenme olur, katotta indirgenme olur. Öyleyse yükseltgenme indirgenme reaksiyonlarını yazdık. Şimdi toplam pil tepkimesini yazacağız. Bunları taraf tarafa toplamamız gerekiyor. Ama şurada elektronları eşitlemem gerekiyor. Eşitlemek için birinci tepkimeyi 2 ile çarpalım. İkinci tepkimeyi de 3 ile çarpalım. Çarptığımız zaman şuradaki elektronlar, burada 3 elektron var, 2 elektron var. 6'şer elektron olup sadeleşirler. 2 bütün hepsine etki edecek. Ama şu yükseltgenme potansiyeline etki etmeyecek. Yükseltgenme ve indirgenme potansiyellerine bir katsayıyla çarpmak voltlarını değiştirmeyecektir. Öyleyse sol tarafta, okun sol tarafında olanları yazalım. 2 tane kromumuz var. Artı 3 tane nikel artı 2. 2 tane krom artı 3. Artı 3 tane nikel. Peki E pil veya E hücre eşittir. Yükseltgenme ile indirgenmenin toplamıydı. Yükseltgenme 0,74. İndirgenme 0,25. Öyleyse buradan sonuç 0,49 volt çıkar. Demek ki bu pil 0,49 voltluk bir pilmiş. Sıfırdan büyük olduğu için pil de çalışır. Yandaki verilen elektrokimyasal pil ile ilgili elektrotlarda kütle değişimlerinin nasıl olacağını ve çözeltilerdeki derişim değişikliğini açıklayınız denmiş. Bu tarafın anot olduğunu belirlemiştik. Bu tarafın da katot olduğunu belirlemiştik. Çünkü indirgenme potansiyeli düşük olan kromda yükseltgenme olacak ve anot tarafı olacaktı. Kimyadan tekrar söyleyelim. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Peki anotta krom artı 3 artı 3 elektron şeklinde olduğu için bakın şuradaki metal yani şuradaki elektrot ne yapmış olur? Aşınmış olur. Çünkü buradaki kromdan çözeltiye, krom artı 3'e geçişler olur. Dolayısıyla burada aşınma söz konusu. Anotta aşınma olur. O zaman krom tarafında aşınma oldu. Nikel tarafında da birikme olur. Katot tarafında nikelde birikme olur. Yani nikel elektrotta bir miktar artış gözlenmiş olur. Kütlesinde artış olur. Peki çözeltilerle alakalı dikkat ederseniz tekrar söyleyelim. Şuradaki kromdan krom artı 3'e yani çözeltiye geçişler olacağı için krom artı 3 fazlalığı yani krom artı 3'te artış olacaktır. Dolayısıyla sol taraftaki kapta krom artışı yön değişimi artacaktır. Şurada da nikel artı 2'den nikele geçiş olduğu için sağ taraftaki nikel
2 nitrat çözeltisinde nikel artı 2 iyon derişiminin azaldığını göreceğiz. Çünkü niye? Nikel metalik olarak nikel elektrodun üzerinde birikmiş olacak. Yanındaki verilen elektrokimyasal pil ile ilgili dış devredeki elektronun akış yönünü belirtiniz. Bu tarafa anot demiştik. Buraya katot. Dış devredeki elektronun akış yönünü akardan hatırlayacağız. Akar ne? Anottan katoda akar. Yani elektron dış devrede anottan katoda doğru akar diyeceğiz. Elektronun hareket yönü anottan katoda doğru. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani krom kabından nikel kabına doğru olduğunu da söyleyebiliriz. Yanındaki verilen elektrokimyasal pil ile ilgili tuz köprüsündeki iyonların hareket yönünü belirtiniz. Tuz köprüsünde artılar eksiler var. Tuz köprüsünde anyonlar anota gider. Katyonlar da katoda gider. Yük tekliğini sağlamak için. Öyleyse buradaki eksiler bu taraf anottu. O zaman buradaki anyonlar anota doğru, yani krom tarafına doğru gelecek. Artılar da nikel tarafına, yani katot tarafına gelmiş olacaklar. Yandaki verilen elektrokimyasal pil ile ilgili pil şemasını yazınız. Kromda yükseltgen ne olmuştu? Krom yükseltgenecekti, nikel indirgenecekti. Krom, krom artı 3 artı nikel de indirgendi. Yük denkliğini sağlamak için şunları bu şekilde yazalım. İlk önce anotu yazacağım, sonra tuz köprüsü yazacağım, sonra katodu yazacağım ki bu pil şeması olacak veya pil diyagramı. Anotta yükseltgen ne olacaktı? Dolayısıyla krom sıfırdan artı 3'e yükseltgeneceği için krom katısı krom artı 3'e yükseltgenmiş oldu. Bu şekilde yazdım. Tuz köprüsünü yazdık. Sonra da katotu yazacağım. Katotta da nikel artı 2'yi nikele geçecek. Yani arada faz ayrımı yapmış olacağız. Dolayısıyla bu şekilde pil şemasını gösterebiliriz. Bu bölümün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.